Elazığ Keban Karayolu'nun 35. kilometresinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne Nurgül Celayir'in araçta bulunan sütü hastaneye ulaştırıldı. Celayir bebeğimizin annesinin rahmetli olmadan önce gönderdiği sütleri burada muhafaza ediyoruz. Şöyle 3 ay saklayabiliyoruz bu şekilde. Bunlar da zaten yetecektir. Kaza yerinde yapılan incelemeler ve yakınlarının bilgi vermesi üzerine annenin özel kaba koyduğu sütü araçta bulunarak ailenin Nuh adını verdiği ve küvezde tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne ulaştırıldı. Celayir bebek 900 gram olarak 31 hafta doğdu. Şu an için 10 günlük 930 gram. Gördüğünüz gibi nazal CPAP dediğimiz burnundan oksijenli hava desteği şu an için alıyor doğduğundan beri. Onun dışında beslenmesini anne sütüyle gördüğünüz gibi midesine giden hortumla yapıyoruz. Henüz emme yutma fonksiyonları gelişmediği için. Yani şu an için genel durumu iyi fakat 1000 gram altı olan bebeklerin birçok hayati riski oluyor. Sadece görünüm olarak küçük değil, aynı zamanda tüm organları takdir edersiniz ki gelişmemiş oluyor. Bu yüzden biz bunu burada küvezlerde bakımlarını sağlıyoruz. Elimizden gelen desteği veriyoruz. İnşallah yani her şey yolunda giderse bir iki ay gibi bir süreci daha var burada. Anne karnında geçireceği, o süreci burada geçirecek. Hastaneye ulaştırılan anne sütünün bebeğe 3 ay kadar yetecek olduğunu fark eden yoğun bakım ünitesi doktorları hemen sütü şırıngalara çekerek özel bir bölüme koyup dondurdu. Dondurulan süt belirli aralıklarla hortumla karnından beslenen bebeğe verilmeye başlandı. Anne sütünü yakınları bize dün akşam ulaştırdılar. Hemen zaten buzdolabında koyduk. O şekilde derin dondurucuda muhafaza ediyoruz. 3 ay boyunca bize gönderdiği sütleri bebeğimiz beslenmesini yavaş yavaş arttırarak onları kullanacağız. O anne sütleri bittiği zaman da bebeğimiz zaten belli bir kiloya gelmiş olacak. Sonrasında da formülalarla beslenmesine devam edilecek. Öte yandan kazada hayatını kaybeden anne Nurgül Celayir'in cenazesinin memleketi Yozgat'ta toprağa verildiği öğrenildi. Kazada yaralanan baba İskender Celayir ile annesi Feride Celayir'in hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.